Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya İçişleri Bakanı Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunduğu İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yla bir araya geldi. Yapılan görüşmelerden sonra bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında Almanya İçişleri Bakanı, bakın neler söyledi. Türkiye ve Almanya çok çok önemli iki müttefik, tarihten gelen dostluğumuz var diyor. Terörle mücadeledeki ortak bakışımızı tekrar değerlendirdik. Terör örgütü PKK, DHKPC, DH, FETÖ gibi birçok terör unsurlarıyla ilgili değerlendirmelerimizi ortaya koyduk. Bunlarla ortak şekilde mücadele etmenin esası itibarıyla insanlığı, dünyanın ve ülkemizin huzurunu ilgilendirdiğini ortaya koyduk diyor. Bakan, Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarıyla ilgili taziyelerini ilettim diyor. Bakan aynı zamanda Türkiye'de son dönemde yaşanan terör saldırılarıyla ilgili de taziyelerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilettiğini belirtiyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, güzel açıklamalar, kulağa hoş geliyor. Ancak ne hikmetse Almanya'nın sokaklarında, caddelerinde yine bu Sayın Bakan'a bağlı polisler terör yandaşlarını koruyarak onların yürüyüş yapmalarına, terör örgütü PKK yandaşlarına, FETÖ'cülere, onlara, bunlara hepsine kol kanat geriyorlar. Bir taraftan Türkiye'nin dostuyuz, müttefikiyiz diyorlar. Diğer taraftan da Berlin sokaklarında ya da Almanya'nın değişik noktalarında terör yandaşlarına izin veriyorlar. Bu ve benzeri yapılan açıklamaların gerçek olduğuna ve Sayın Bakan'ın gerçekten samimi olduğuna inanmak için icraat görmek lazım. Evet, icraat görmek lazım. Terör yandaşları, PKK'lılar, FETÖ'cüler, diğer terör örgütlerinin mensupları, yandaşları ne yapıyorlar? Elini kolunu sallayarak Almanya'da geziyorlar, dolaşıyorlar. Ve aynı Almanya yıllarca teröristlere silah verdi, para verdi, yardım etti, istihbari destek sağladı. Bunları da hepimiz biliyoruz. Şunu unutmamak gerekiyor. Bugün siz teröre ve terör yandaşlarına destek verirseniz, yarın öbürsü gün bunların kuyruklarına basarsanız bu sefer size dirsek çevirirler. Bakın, İsveç NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin kapısında yatıp kalkıyor. Türkiye ne diyor? Terör yandaşlarını bana iade edeceksin diyor. Ne yaptılar terör yandaşları? İsveç'in başkenti Stockholm sokaklarını yaktılar, yıktılar, yürüyüşler yaptılar, protesto gösterileri yaptılar. Kimi yaptılar? Kendi İsveç hükümetini protesto ediyorlar. Niye Türkiye'nin söylediklerine boyun eğiyorsun diye. İşte terör yandaşlarının, teröristlerin kuyruklarına basarsan sana dönerler. Almanya'nın da samimi olduğunu göstermesini bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan ve lupus hastalığı nedeniyle yoğun bakımda yatan 41 yaşındaki Firdevs Gülben Pekmezoğlu tedavisini Türkiye'de devam ettirmek isteyince Milli Eğitim Bakanı'nın araya girmesiyle beraber ambulans uçakla beraber Türkiye'ye götürüldü. Adana'nın Ceyhan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda öğretmenlik yaparken 3 yıl önce bakanlıklar arası ortak kültür komisyonu tarafından Münih Başkonsolosluğu eğitim ateşeliği nezdinde görevlendirilen Türkçe öğretmeni Firdevs Gülben Pekmezoğlu bir hafta önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakıma alınan öğretmenin yakınları tedavinin Türkiye'de devam etmesi için Münih Başkonsolosluğu'na müracaat etti. Ancak doktorlar hayati risk nedeniyle ambulans uçakla nakline izin vermedi. Yoğun bakımdaki 3. gününde bilinci kapalı olan Firdevs öğretmen doktorların izin vermesi üzerine Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu yetkililerince hastanede ziyaret edildi. Tedavisini ülkesinde devam ettirmek istediğini belirten Firdevs öğretmenin talebi doktorlarca uygun görüldü. Bu süreçte Bakan Özer'in girişimiyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak Firdevs öğretmeni almak üzere Almanya'nın Dünberg Havalimanı'na hareket etti. Firdevs öğretmenin nakledildiği ambulans uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Firdevs öğretmenin tedavisi devam ediyor. Öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah şifalar versin. Kıymetli izleyicilerimiz, tabii ki bu ve benzeri hizmetleri önemsiyoruz. Ancak arttırılması gerektiğine inanıyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu ve benzeri hizmetlerden memnun olduğunu biliyoruz. Ancak
yeterli olmadığını da söyleyebiliriz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu hizmetlerin arttırılmasını Türkiye'deki ilgililerden, yetkililerden bekliyor, umut ediyor ve bekliyoruz ki çok sayıda vatandaşımız bu hizmetlerden istifade eder. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ben geçtiğimiz günlerde büyük bir müjde vermiştim. Neydi bu? Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Özellikle ev hanımlarına, çalışan hanımlara, çocuğu olan hanımlara seslenmiştim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edin, Türkiye'de emekli olun demiştim. Artık bu büyük fırsatta son günlere girildi. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Türkiye'den emekli olmanız için artık son günlere girildi. Bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattından, altını çiziyorum, WhatsApp hattıdır bu, ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Şu anda görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve siz emekliliğe ilk adımı atacaksınız. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sadece danışmanlık ücreti olarak 120 euro ödeyeceksiniz ve Türkiye'ye gitmeden yaşamış olduğunuz ülkeden sizin emeklilikle ilgili işlemlerinizi uzmanlarımız yapacaklar. Size bir randevu tarihi verilecek. Bu randevu tarihinde siz sosyal güvenlik uzmanımızla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun görüşeceksiniz. Sizin durumunuz ortaya çıkartılacak. Ardından da tüm işlemleriniz yapılacak, dilekçeleriniz verilecek, SGK'ya müracaatlarınız yapılacak ve emekli maaşına kavuşacaksınız. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 120 euro. Başka hiçbir ücret yok arkadaşlar. Bu da bizim kanalımızın izleyicilerine özgü büyük bir fırsat. Yapmanız gereken şey şu. Şu anda bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ardından da aşağıdaki WhatsApp telefon numarasından hemen mesaj atarak irtibata geçiyorsunuz. Bu büyük fırsat bir daha gelmeyecek. Bu büyük fırsatı yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kullanmasında kendileri açısından büyük bir fayda var. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desek en az 2-3 bin euro para harcarız. 2-3 bin dolar para harcarız. Hal böyle olunca oturduğumuz yerden 120 euro ödeyerek tüm işlemlerinizi yaptıracaksınız ve emekliliğe kavuşacaksınız. Arkadaşlar, gelecek de bir gün gelecek. Bu sözümü lütfen unutmayın. Özellikle hanımlara da büyük bir indirim durumu söz konusu. Eğer hanımlar eşleriyle beraber, çocuklarıyla beraber ya da bir arkadaşıyla, akrabasıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa, yani en az iki kişi birlikte emeklilik danışmanlığı alırsa hanımlara %50 indirim var. Şöyle ki, normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Ama hanımlar başka bir kişiyle beraber danışmanlık alırsa 180 euro ödeyecek. Yani 240 euro ödemeyecek. İki kişi 180 euro. Aile indirimleri var. Çoluk çocuğunuzla beraber de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Bu büyük fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Dünyanın neresinde olursanız olun bunu mutlaka kullanın. Geleceğinize dair bu adımı atın arkadaşlar. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Bugüne kadar bize güvenerek adım atan ve emekli maaşını alan pek çok vatandaşımız var. İşlemleri devam edenler var ve kısa bir süre sonra onlar da emekli maaşına kavuşacaklar. Bu fırsatı kaçırmamak için siz de hemen harekete geçin ve emekli maaşına kavuşun. Evet, değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.